Cannes'da en iyi erkek oyuncu ödülünü almış olmasına rağmen ödülü aldığını göremeden kaybettiğimiz, çok genç yaşta kaybettiğimiz Emin Toprak. Şimdi onunla ilgili bir VTR'miz var. Önce onu izleyelim istersen. İstersen görüntünün üstüne de seni nasıl etkiledi Mehmet Emin'i kaybetmek? Biraz biz de seni de dinleyelim bu arada. Siyah beyazlar kasabadaki Mehmet Emin Toprak görüntüydü. Evet, şimdi Mayıs sıkıntısına geçtik, değil mi? Şimdi Mehmet Emin benim uzak bölüm yani. Sadece kuzenim değildi, en iyi arkadaşlarımdan biriydi aslında. Çünkü hayatımda tanıdığım en zeki insandı. Öyle sezgileri mi? En güçlü insandı. Yani onunla konuşmak bana çok iyi gelirdi. Yani benim işte Çanakkale'nin, Yenice'nin anlamı biraz Mehmet Emin demekti. Yani onun orada olduğunu bildiğim için gitmek isterdim. Onunla konuştuğum zaman sıkıntılı ruhuma çok iyi gelirdi. Vallahi yani, işte haber bekliyordu. Çok ya. Renkli bir insandı. Ne zaman belli olacak? Vallahi. O yüzden de çok üzüldüm tabii. Ya işte orada mı yaşıyordu o sürekli olarak? Orada yaşıyordu. Hiçbir yaşıyordu. Zaman yani sinema dünyasına falan ilgi duymadı aslında. Köye dönemeyim ya. Ne okuyacağım peki? Yeni evlenmişti ve bir daha hayat boyu oradan kurtulamam abi. Kendine göre planladığı bir hayatı vardı orada. Sinemayla hiç ilgisi olmayan. Peki oğlum bu durumda ne yapacağım? Bana onu söyle. Çok genç yaşta kaybettik Mehmet Emin'i. Evet, ne kadar da güzel bir oyuncu. Ne kadar da iyi bir oyuncu hakikaten. Böylece bu karede de gördüğünüz gibi çekip gider gibi çekti gitti. Bu çekip gitme ile ilgili olarak sen bir de çekip gitme sorunsalını da içinde taşıyan iklimler var sırada şimdi. İklimlere geldiğimizde oyuncu olarak bu defa sevgili eşin Ebru Ceylan'la birlikte ikiniz geçtiniz kamera karşısına ağırlıklı olarak. Bir de yine senin çok yakın arkadaşlarından yine değerli bir yazar ve yönetmen Mehmet de sizinle beraberdi. Sadece oyuncu olarak değil ondan önceki filmlerinde veya Üç Maymun'da ve tabii ki bizzat iklimlerin içerisinde Ebru'nun yeri eminim ki hep senin yanı başındaydı, her zaman destekti. Söyleyeceğin başka şeyler var mı bize? Ebru ile ilgili mi? Evet, yani sana bu sinematografik destekle ilgili. Şimdi tabii ben Ebru'nun sinema konusundaki yeteneklerini aslında iklimlerle keşfettim. Yani daha önce çok bilmiyordum, çok ufak rollerde oynamıştı uzakta, Mayıs sıkıntısında. Kasabanın sonlarına doğru ben tanışmıştım onunla. Fakat iklimlerde senaryo aşamasında mucizevi katkıları oldu diyebilirim. Yani son derece kilit sahnelerde zaten başlangıç fikrini de beraber tartışarak ortaya çıkarmıştık. Beni şaşırttı açıkçası ve ben hatta senaryoya beraber yazalım adımızı falan dedim ama o istemedi nedense o dönemde. Ne olacak, devamlı birbirimize yardım ediyoruz zaten falan dedi. Siz karı koca tevazudan böyle artık hayır ben hayır. Ne güzel ama çok çok. Yok çok öne çıkmak istemiyordu o dönemde. Fakat yani o yeteneklerini fark ettiğim için Üç Maymun'da ona daha profesyonel bir birliktelik teklif ettim. Daha tanımlı ve baştan itibaren sistemli bir şekilde beraber çalıştık. Şimdi İklimler filminde yaklaşık her biri 30'ar dakika süren dediğim gibi her mevsim 30'ar dakika, 27 dakika, 29 dakika gibi. Şimdi şurada biraz duralım. Bu çekmece ne abi?
Ya adamın omuzu ve boynu tutuluyor. Evet, evet. Sert bir şeye dayama ihtiyacı hissediyor. O yüzden de en uygun şeyin çekmece olduğunu fark ediyor orada. Bu senin kendi kişisel keşfin mi? Kendi boyun ağrılarında? Vallahi evet. Peki burada kafayı çekmeceye koymak gibi bir simgesel şey de yapabilir miyiz? Yani araştıralım mı? Var mı öyle bir şey? Vallahi şimdi isteyen yapar tabii. Yapanlar oldu yurt dışında evet. Falan. Peki şimdi burada da duralım. Otursun Ebru, orada duralım. Burada bir de meslek vermişsin şeye, Bahar'a. Sana onu da sormak istiyorum. Mesleği sanat yönetmenliği. Bunu verirken, sanat yönetmenliğini verirken yine çok özel bir şey var mıydı? Çünkü sanat yönetmeni demek yaratıcı bir meslek. Yaratıcılık demek doğurganlık demek. Ve filmin ilerleyen bölümlerinde doğurganlık ve çocuk sahibi olmakla ilgili bu çiftin aralarında bir polemik de söz konusu. Ve biz hep hissediyoruz ki aslında Bahar karakteri şöyle sakince bir hayat ve çocuk doğurmak. Bu adamdan çocuk doğurmak söz konusu olsa istiyor. Onu görüyoruz. Yani bir doğurganlığı da temsil ediyor. Zaten Bahar başlı başına birebir doğurganlığını temsil eden bir kavram. Karakterimiz de doğurganlığı temsil ediyor. Bu sanat yönetmeni mesleğini ver, binlerce meslek arasında sanat yönetmenini vermek. Vallahi son derece pratik sebepleri de var. Çünkü filmin son sahnesi için gerekliydi bir kere. Yani dizide çalışan, yani onun doğuya gitmesi için bir sebep gerekiyor. Bir dizide fikri bulunduktan sonra dizide çalışan bir eleman olması gerekiyor. En zararsız ya da yani ne iş yapabilir bir dizide bir Bahar? Yani sanat yönetmeni biraz öyle bulunmuş bir şey. Ama bence yine bu yani ortak bilinçaltının bir ürünü. Çünkü Doğu'ya sen onun bir aşı kampanyası için geçici giden bir evet, yani o konuda ben bir şey söyleyemem. Yani. Öyle bir şey evet. Varsa bile, yani evet. Onu bilinçaltındaysa o bilinçaltında kalsa diyorsun, daha iyi. Değil mi? Orhan Veli'nin şiirinde olduğu gibi onu da edebiyat tarihçileri bulsun. Evet. Burada işte psikanalizin en önemli isimlerinden Jung'un sıklıkla söylediği bir bize tarif ettiği aslında insanlığa bağışladığı bir teorisi var. Ortak bilinçaltı. Bu ortak bilinçaltının iz düşümleri bunlar, simgeler. Simgeler çok önemlidir. Rüyalarda görülen simgelerin de ortak bilinçaltının ürünü olarak tanımlanması da aslında bakarsanız biraz yine Jung'un tanımlamalarına uyuyor. Şimdi yavaş yavaş da bu giriş bölümünün, bu plaj bölümü, giriş bölümünün aslına bakarsanız şeyi, kriz sekansı, krizin koptuğu yer. Bundan sonra zaten girişin finaline geleceğiz. Yani girişin sonucuna geleceğiz biraz sonra. Şimdi burada tekrar devam edelim. Şimdi burada gene bir senkron kaymasına çok iyi bir örnek olan bir sahne daha görüyoruz. Kız başka bir konsantrasyonda, o başka bir konsantrasyonda fonda bir yelkenli var. Ve o yelkenli yavaş yavaş geçip gidiyor. Geçip giden zaman gibi. Bu resmi, bu kareyi unutmayın çocuklar. Filmin ilerleyen bölümünde, ikinci bölümün yani gelişme bölümünün sonunda bu kareye bir atıfta bulunacağım. Ama şimdi yine çok hoş bir montaj türü var burada. Onun için burayı izleyelim. Ses verebilir miyiz? Birazcık hızlanabiliriz. Tamam. Şuradan itibaren bakalım. Var. Sana bir şey söylemek istiyorum ama yanlış anlama. Karakterimizin bir de söyleyememe içine açık açık söyleyememe bir problemi de var değil mi? Ha böyle şeyler de kolay söylenmez zaten. Doğru. Yani insan 5 yıl bile aklında taşır. Ondan sonra hala söyleyemeyebilir. Şimdi kız denize giriyordu çocuklar değil mi? Bir önceki planda gördünüz. Yine buz kalırız. Azar bir şey değişmez yani. Yeni bir yolda çıkarız. Yeni gideriz, sinemaya gideriz. Kız nerede? Denizde. Yani orada bıraktık çünkü.
Hı. Şimdi müthiş bir şey bu. Çok o kadar zarif ki. Benim için fark etmez. Dostlar mısın? Kendi kendine antrenman yapıyordu. Prova yapıyordu. Ayrılık fikrini itiraf etmeyi. Orada iki tane ayrı şey yapmaktansa bir defa da hem prova yapmasını hem de gerçekten gerçekçi olarak da söylemesini aynı plan içine taşımış. Güzel bir montaj türüyle. Baksana o bir sene kadar önce seni ne hale getirdi? Evet, o devam edebilir. Ve ayrılık kararıyla beraber buradan toplanıp gidecekler şimdi. Evet. Ve biz de giriş bölümünün sonuna geliyoruz. Biraz anlatsana bu girişle ilgili veya devamıyla ilgili, şimdi karakterin devamıyla ilgili. Yani dediğim gibi işte baştan bir iletişimsizlik sorunu değil, bir belli bir problemin nüksetmesi zaman zaman şeklinde gelişen, o şekilde kurguladığımız, planladığımız bir sahneydi. Bahardaki yansımaları bu problemin zamanla erkek içinde dayanılmaz bir hale getiriyor şeyi ve uzun süredir, ki erkekler çok uzun süre yaşatırlar ayrılık düşüncesini içlerinde. Ve belli durumlarda bu bardak taştığı zaman veya uygun bir ortam bulunduğunda kozasından fırlar bu duygu ve en beklenmedik anda söylenebilir, ifade edilebilir. Bir anda bir güç gelir, bir cesaret gelir. Çünkü bu tip şeylere hep korkular eşlik eder insanda. Yani bir ilişkiyi bitirmek, o cesareti bulmak kolay bir şey değildir. Yani buna emin olamazsınız. Korkular vardır, bir sürü dengeler vardır. Bazen olaylar denk gelir, üst üste gelir ve bir şekilde bu ifade edilir. Ben İsa'nın bu ifadesini sanki uzun süredir içinde yaşattığı ve kızın histerik, uzun süredir devam ettiği belli olan histerik ruh halinde İsa'ya bu cesareti verdiğini düşünüyorum. Ve ayrılık noktasına gelirler. Yani buraya kadar yani benim zaten iyi bildiğim duygularda hem kadın hem erkek anlamında. Peki mesela burada Bahar şey yapsaydı, buraya doğru tırmandırmasaydı, o aldatma hikayesini kabul eden bir yapıya dönüşmüş olsaydı... Aslında kabul etmeye çalışıyor. Çünkü kabul etmekten başka çaresi olmadığını o da biliyor. Kabul etmek istiyor ama bir türlü zaman zaman fırtlıyor yeniden. Yani onu reddeden unsur içindeki. Yani o da hakim olamıyor duygularına. Yani çünkü hakim olunabilecek duygular değil bunlar. Ve belli durumlarda idareyi ele alıyorlar ve artık iradenin ötesinde bir tepki şeklinde ortaya çıkıyor. Peki şey değil mi, burada biraz erkek tarafından söylenmiş gibi durmuyor mu bu sözler? Yani biraz maço bir bakış açısı değil mi? Yani mesela şeyde burada bizim İsa'mız da şey dese, garip garip tepkiler gösterme demek yerine ya aslında çok haklısın, ben bir eşeklik yaptım falan... Belki... Hayır, o da çözüm değil. Ben bunu ben bile biliyorum. Yani hani ben olsam ben de demem. Çünkü bu tip durumlarda yani bazı kadın tipleri ve erkek tiplerinde olan bir şey belki ama hani suçu çok çabuk kabullenirseniz bu sefer de hayat boyu onun cezası çektirilebiliyor. Yani onun verdiği avantajla falan. Yani karşı çiftler arasında böyle mücadeleler, güçler, hani geleceğe yönelik yatırımlar her zaman vardır. Yani insanın zaafları bundan sonuçta. Yani bir de şimdi bu Bahar'ın şüphelerinin nasıl bir şey olduğunu da tam bilmiyoruz. Yani erkek kabul etti mi? Şimdi öğrenmeye başlayacağız. İkinci yani belki de inkar ediyor. Bir yandan aksine. Yani ama öbürü inkar edilemeyecek kadar açık. Somut. Somut olarak yorumluyor. Bazen kendini kandırıyor. Çünkü ben çok tanık oldum. Yani böyle ilişkiler çok vardır. Hani apaçık, su götürmez bir şekilde bir aldatma söz konusu olduğu halde bir takım defans mekanizmaları devreye girer ve onu görmezden gelme şeyi yaşanır. İki tarafta da olabilir bu. Yani... Aynı şey tersi de olabilirdi. Yani burada kız aldatmış olabilirdi. Erkek onu kabullenip kabullenmeme mücadelesi yaşıyor olabilirdi. Nitekim Üç Maymun'da biraz öyle bir şey var.
Ben yani sezgili bir insanın, zeki bir insanın biraz aldatmış olsa bile yine de o ilişki için bir umut varsa eğer, kuyruğu biraz dik tutmasının yine de tek çare olduğunu düşünüyorum. Yoksa yani o aldatmanın verdiği şeyle biraz mazlum ezikliği kabullenirseniz hemen karşı tarafta haklı olduğuna inanıp daha çok eziyet çektirmeye başlıyor. Yani, hayır ama böyle insan böyle yani hepimiz öyleyiz. O yüzden hepimiz kendimize göre bir takım taktikler, şeyler peşinde koşuyoruz. O yüzden de hani çok kabullenmek, çok suçu değil, hayat böyle. Yani olabilir böyle şeyler gibi bir şey üzerinden bir taktik yürütmesi erkeğin doğal karşılanabilmeli gibi geliyor bana. Çünkü bunu hepimiz yapıyoruz. Yani tamam hemen ayaklarına kapanıp affet beni diyen erkek tipi de vardır ama bence o erkeklerin daha çok başı ağrıyor. Yani daha doğrusu affedilme olasılıkları düşebiliyor. Ya da affedilir ama daha sonra eziyet çektirilmediği, onun acısının başka şekilde çıkarılması falan. Yani bunu sezgisel olarak hisseden bir erkek de başka bir taktiğe sapabilir. Hani ben doğru olan bu yoldur demek istemiyorum. O da yanlış anlaşılmasın şimdi. Hayır, hayır tabii öyle anlaşılmayacak. Biz filme dönelim. Şimdi Bilge'nin sahneleri böyle. Diğer filmlerinde de böyle. Diğerlerini de izleyen bilir ama bir filmine en iyi montaj ödülü verdiler Bilge'nin. Sinema kritikleri. Burada bu filmdir çocuklar. O. İklimlere verdiler değil mi? En iyi montaj ödülünü. Evet. İklimlere verdiler. Evet. Ödül töreninde söylediğin sözü bir daha tekrar eder misin? Valla hatırlamıyorum ama tabii yanlış da anlaşıldı o galiba biraz. Yani o bir eleştiri değildi tabii. Hayır eleştiri değildi tabii canım. O bir nükteydi. Evet yani nükte de değildi. Hatta kutlamaydı diyebiliriz. çünkü yani montajın iyiliği plan sayısıyla anlaşılmaz. Tabii ki. Yani hatta daha az plan varsa o montaj daha zordur. Çünkü yani böyle karmaşık bir plan hani o action filmlerindeki gibi bir şeyde yani montajın iyiliği, kötülüğü o kadar da anlaşılmaz geçmelerin, bağlamaların. Oysa yani az plan varsa tabii çok az plandan da bahsetmiyorum sonuçta tek planlık filmler de var ama yani o her geçiş altın değerindedir. Daha çok batar göze yani o kesmelerin varlığı.